İstanbul Göktürk'te anne oğlun işlettikleri büfe basıldı ama ne anne ne de oğul geri adım attı. Anne oğlu için saldırganlara bakın nasıl siper oldu. Anne oğul işlettikleri büfeyi bastılar. İkiliyi tehdit edip İsmail Şengül'ü yaraladılar. Anne yüreği dayanamadı, oğlunu korumak için ona siper oldu. Saldırı ve tehdit iddiaları öncesi yaşanan arbede güvenlik kamerasına da yansıdı. Hangi adalette kadın olan bir yere silahla girilir? Namus davası yok. Hiçbir şey yok. Sadece buraya çoluğu çocuğu toplayıp zehirlemek için oturanlara birkaç sefer haber gönderdim, söyledim. Öldürecek kadar benim evladımın ne vardı? Benim bir tek evladım var. Sema Aydın, İstanbul Göktürk'te oğlu İsmail Şengül'le birlikte oturdukları apartmanın girişinde büfe işletiyor. Ancak büfe önünde bekleyenler onları rahatsız ediyor. Gece 2'ye kadar buradayız anaoğul. Bazı bir şeydi. Burası benim binamız, bizim aile binamız. Evim burada. Evime inip çıkıyorum. Ben gece evime gelip geçerken korkuyorum. Bunları yaşamak zorunda değilim. Anne oğul iddiaya göre gençleri uyardı. Ancak bu uyarıdan sonra biri dükkana geldi. İddiaya göre elinde silah ve yanında da birkaç arkadaşı vardı. Ve o silahı yaşlı kadının oğluna doğrulttu. Bir daha benimle öyle bana öyle söylemeyeceksin. Seni öldürürüm bu silahla diye. Sen kimi öldürüyorsun diye bir dışarı fırladım oğlum peşinden. Tartışma dışarıda sürdü. Genç adam iddiaya göre darp edildi. Ben onun üstüne yüklenince dışarıda iki yan dükkanın önünde bana öldürmeye teşebbüsü ateş etti. Ve yanındaki yeğeni de beni bıçakladı ve 6 tane dikişim var burada. Annesi ona siper olmuştu. Genç adam yaralandı. Anne oğlunu korumak için her şeyi yaptı. Oğlumu öldüreceğini söyledi. Gel beni öldürebiliyorsan diyerekten ben attım kendimi. Beraber çıktık zaten. Anne oğul şimdi şikayetçi. Saldırganların hala dükkan çevresinde olduklarını söylüyor ve emniyet birimlerinin daha kötü bir olay yaşanmaması için bir an önce önlem almasını istiyor.